Genel kurula sunuşları vardır. Amerikan Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili kararına meclisten de tepki geldi. AK Parti, İYİ Parti, MHP ve CHP tarafından ortak bildiriyle kınandı ve reddedildi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği meclise Başkan Mustafa Şentop'un imzasıyla tezkere sunuldu. Tezkerede Amerika Birleşik Devletleri Senatosu kararının yok hükmünde sayıldığı ve reddedildiği ifade edildi. Ardından mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri söz aldı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun kararının uluslararası hukuk nezdinde de yüce milletimiz ve devletimiz nezdinde de bütün insanlık vicdanında da keenlem yekün, hükümsüz ve yok hükmünde olduğunu belirtmek isterim. Arkasına aldığı ekonomik ve askeri gücün verdiği şımarıklıkla tarihi yok sayarak tarihçilerin hüküm vermediği bir konuda hiçbir araştırma gereği dahi duymadan hüküm verme cüretini gösteren 21. yüzyılın emperyalist, hukuk tanımaz devleti Amerika'nın bu kararını şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi sözüm ona tehdit etmek maksadıyla alınmış siyasi bir karardır. Bu köhne adımın nazarımızda sinek vızıltısı kadar değeri yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz hiçbir emperyal gücün tehdidine pabuç bırakmayacak kadar büyüktür, güçlüdür ve kararlıdır. Başkanlık tezkeresine kabul oyu vereceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Saygılarımla. Amerikan Senatosu kararını reddeden Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık tezkeresine HDP destek vermedi. Tezkere 4 partinin milletvekillerinin oylarıyla genel kurulda kabul edildi. ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara Türkiye'nin tepkisi çok sert oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop kararın ciddiye alınacak bir yanı olmadığını söylerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kararı tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası olarak değerlendirdi. Karara iktidar ve muhalefet partililerinden de tepkiler vardı. 1915 olaylarında istismar ediyor. Ciddiye alınacak bir karar değil bence. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosu'nun kararını bu sözlerle değerlendirdi. Tehditlerle Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalışıldığını söyledi. Türkiye'yi rahatsız etmek hedefine yönelik. Bu tür kararların, tutumların, işte ambargoların vesaire bütün dünyada görüyoruz ki sonuçları yok. Tehditlerle, ambargolarla ülkelere geri adım attıracak, kendilerine boyun eğdirecek bir beklenti içerisinde oluyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle. Öyle bir dünya yok artık. Ambargo koyarak işte ben sizi madem rahatsız edecek, taciz edecek kararlar çıkartalım. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok, hükmü yok. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise kararın yok hükmünde olduğunu söyledi. ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz açısından, milletimiz açısından yok hükmündedir. Tarihin siyasallaştırılması, hukukun siyasallaştırılması hiçbir millete, hiçbir ülkeye bir yarar getirmez. Milli Savunma Bakanı Akar'ın da karara tepkisi sert oldu. Böyle bir şey yok. Bu bir siyasi mesele değil. Bu tamamen tarihi bir konu ve bu tarihi konu konusunda maalesef siyasilerin karar alması veya da bir takım iddialarda bulunması gerçekten son derece temelsiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında kararı kınadıklarını belirtti. ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir surette kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise Türkiye'nin üzerinde oyun oynandığını söyledi. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, yaratılan algı, tüm dünyada Türkiye'yi dışlayan bir politikaya karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi her konuyu büyük bir ciddiyetle ele alıp kendi tavrını göstermelidir.
ABD'nin her seçim sürecinde bu tasarıyı gündeme getirdiğini hatırlatan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yaptığı yazılı açıklamada karar bizim adımıza yok hükmündedir ifadelerini kullandı. İYİ Parti'den de kararı reddediyor ve kınıyoruz açıklaması yapıldı. ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karar tepkileri de beraberinde getirdi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan yardımcımız Sedat Önal adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir ifadeleri kullanıldı. YouTube kanalımıza abone olun.